Arkadaşlar, bugün de dizilere geçiş yapalım. Bu da çektiğimiz 9. ders olsun. Şöyle sanki ekran şey olmuş. Bir dakika. Dokuzuncu dersimiz. Array list. Hatta şöyle olsun. Diziler olsun. 9. ders application. Şimdi arkadaşlar, dizilere geçiş yapmadan önce şunu söyleyeyim. Hani pek fazla şey görmedim ben aslında açıkçası. Kullanmadım dizileri. Ama işe yarar. Yani bazı yerlerde yarayacaktır. Uzun bir konu aslında. İnşallah çabuk bitiririm. Öyle umuyorum inşallah. Şimdi array ilk başta şöyle. Diziler şöyle tanımlanır. Int köşeli parantezde dizi 1 iki şekilde tanımlanır zaten. New int minus köşeli parantez. Şu. Kaç boyutlu kaç şey olacağını şurada yazıyorsunuz. Şurada da boyut sayısını gösteriyor. Virgül. Şu iki boyutlu oluyor. Şu üç falan filan. Öyle gidecek zaten yakında işleyeceğiz. Bir de şöyle bir şey var. Genelde şu şekilde kullanılıyor. Şöyle. En çok bunu kullanacağız. Hep böyle kullanacağız. Bir de şöyle var. Int dizi 2 olsun burada. Şöyle dizi 2 eşittir new int şu. Şu ikisi 1 oluyor. Şu da 1 oluyor. Hani göründüğü gibi şu daha kolay oluyor. Şimdi küçük bir uygulama yapalım yavaş yavaş. Şunu siliyorum. Şöyle bir şey olsun. Int dizi olsun. Şu dizi olsun. Şöyle tabii parantez olsun. Şey boşluk. New int 10 tane olsun. Şöyle. Hatta fazla uzatmayalım yani 5. Şöyle. Sonra string tipinde bir şeyimiz olsun. Ad olsun. O da tekine eşit olsun. Tekin yorgun diyelim. Şöyle. Ondan sonra bir for döngüsü açalım bakalım. Şöyle yazdırsın bakalım ne oldu. Şu 10'a kadar. Hatta 5'e kadar. Yedi olsun bakalım. Tamam. 16'ını çizdi. Şöyle kontrol ayıklayayım. Hatta şöyle olsun. Ayıklayayım. Olsun. Şurada bana şey yapsın, boşluk bıraksın. Şunu göstermiştim açıkçası. Şöyle köşeli parantez, üstü parantez, boşluk bıraksın. Virgül 5 olsun. Şöyle. Şurada diziyor. Dizi buraya yazsın. Neyi iyi yazsın? Şu. Aynısı bana bir daha lazım isim için. Şu. Şu. Şurada silelim bakalım şunu.
at diyelim. Şunu da 6 yapalım, biraz boşluk olsun. Daha sonra şöyle bir şey olsun. Kontrolü. Şurada kontrolümüz olsun. Çalıştırıyorum. Peki ne yazacak? Peki ne yazacak? Şu. Şu bizim sınavı dışındaydı. Ha. Bakalım niye dışında. Şunu şey diyelim. Bakın şurada hata verirse şöyle bir şey yapabilirsin. Dizi nokta. Hatta şöyle. Nokta. Link. Link yok mu? Hı. Dizinin sonuna bakalım. Bakalım gerçi alır mı ki? Şöyle. Evet. Şu şeyler değerler, şuradaki değerler. Şurada boşluk olmasını istiyorsanız silersiniz şunu. Şunu bir yap. Hatta silebilirsiniz. Daha iyi mantıklı. Şöyle bir şey olsun bakalım. Şu başka bir şey yok. Şimdi küçük bir şey daha yapalım. Şöyle şunu siliyorum. Hatta pasif hale getireyim. Şuradan bir başlatayım. Şöyle biraz büyüteyim. Şöyle bir kişi olsun. Mesela sürekli kişiler eklensin. String. Şu. Daha sonra belki şey yaparız. Matris. Ters çevirme falan filan yaparız. Zamanımız olursa. Kaç tane isim olsun? Şöyle. String. Hatta 3 tane isim olsun. Hatta 4 olsun. Şöyle. Bundan şey yapalım. Bakın şimdi kişiler diye bir şey geldi. Kişiler birinci elemanla. Diziler sıfırdan başlıyor. Unutmayın. Bir sıfır demek. Şu şöyle olsun. Tekin olsun. Tekin olsun şöyle. Ondan sonra kişiler ikinci adamı yazıyorum. Şu. Şöyle. Ayrı ayrı yazacak ama şimdi şöyle şunu da yapalım. Sonra mesela birinci kişi yazmak istiyorum. Şöyle yapacağım. Kişiler burada genelde hep sürekli to string kullanıyor. Ben birinci adamı yazacağım. Tekini yazacağım. Nokta to string. Bakın gidin üstüne bekletin. Şurada parantezleri görüyorsunuz. Bakın artı bir operla. Şu muhakkak zaten sizi sürekli yönlendiriyor. Zor bir şey yok. Çalıştırıyorum. Tekin yaz. Birinci adamı yaz. Virgül koyup sürekli yazabilirsiniz. Bu, onu devam edelim. Ama genelde bizim kullandığımız şey var. For each var. For each'i de burada ilk defa kullanalım. Hep for döngüsü vardı. Şurada for each'i kullanalım. Bunu da kullanabilirsiniz. Her ikisini de yapalım. Şu string tipinde. Şu item olsun. Şu kişiler tipinde bakın. Şu. Neyi yazdırsın bana? Control item yazsın. Tek tek adamları yaz. F5. Sürekli yazar. Ben buraya şeyi de yazabilirim. Kişiler. Şöyle. Olsun. Uğurcan. Burada onu sevgiler hatta. Kişiler. Bu da benim çok sevdiğim hocam Ercan Hoca. Şunun altını niye çizdi? Heh, 4 tane elemanı zaten. Şu bakın hepsini yazacağım. Oğuz Ercan falan. Şimdi bir tane daha kaldı. Onu da yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Şunu da bir pasif hale getirelim.
Onun kamera şeyi de zaten 10 dakikada bir duruyor. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi bunlara ait, mesela bunun aynısını yapalım. Array sınıfında yapalım. Array liste yapalım. Muhakkak onu da göreceksiniz. Array. Array şöyle list diyeceksiniz. Şurada bakın şimdi birazdan gelecek. Şu ya koleksiyonu şuradan ekleyeceksiniz. Şunu tıklayarak şu daha basit ismini yazarsınız. Ya da gelip yukarıda şurada using system.collection şu. Bakın şimdi şu renkte oldu. Gördünüz mü? Bir class tipine döndü bakın. Üstüne gidin zaten görürsünüz. Şurada bir class. Şimdi şunun aynısını başka bir şekilde yapalım. Arrayla yapalım. Şunu şöyle yapalım. Array liste. Şimdi şöyle de göstereyim size. Şunu siliyorum. Şu niye gitmedi? Array yazıyorum. Bakın hemen geliyor buraya. List. Küçük harf tabi. İlk harfleri büyük yazalım. Şunun üstüne geliyorsunuz. Şuraya tıklıyorsunuz. Using collection. Bakın yok. Yukarı geliklerinde hemen. Şunun rengi de bir class tipine dönüyor. Şimdi şöyle. Kişiler tekrar diyelim. Hatta şunu for döngüsü neydi göstereyim. Ondan sonra geçelim şunu. Şu. Unuttum bunu. Şunu silelim artık ya. Şuradan şunu bir açalım. Şunu siliyorum. For'la göstereyim. Sileyim şunu. Pasif hale getireyim. Her ikisini görürsünüz. For döngüsü. İyiden başlasın. Nereye kadar? Dizinin kişiler. Nokta link. Rengine kadar gitsin. Şöyle. Neyi yazdırsın? İyi yazdıracak. Başka ne? Kişiler. İ. Nokta toString. Bakın hatta toString'i yazmayalım. Bakalım ne diyecek bize. Değerledim. Bir şey göstermedi. Hata vermedi çünkü biz burada dizileri kadar götürdük de. Yani şunu yazsanız da farklı bir şey olacak. Yani tiplerini getir diye. Bakalım ne olacak. Hata vermedi her ikisini de. Beyazdı. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şunu da gördünüz. Burada gördünüz. Şöyle bir alalım hepsini. Şöyle. Şimdi array sınıfında yapalım. Şöyle büyüteyim. Array. Çok büyük oldu sanırım. Bir şey oldu. Daha net görmüşsünüz. Şu. Array kişiler. New. Array. Şu. Bakın üstüne gidin hemen. Mouse'u bırakın üstüne. Görüyor musunuz? Array list nokta array list iki parantez. Şu. Yani gerektiği yerde köşeli parantez falan filan gösterebilirsiniz. Kişiler nokta add. Ekliyorum. Tabi. Bakın şunu şu üstüne gidin. Yine object value. Bir değer istiyor. Parantezi açıp kapatıyorum. Şuraya yazıyorum. Peki. İstediğiniz bakın bu tek farkı ne biliyor musunuz? Orada bir değer yapıyordu. Mesela şurada. Şöyle göstereyim. Bakın mesela burada kişiler dedim. Kaç tane kişi belli göstermedim. Ama şurada 4 dedim bakın. Şurada 4 dedim. Şurada 4 dedim. Ama şurada değil. İstediğim kadar kişi girebilirim. Büyütüyorum tekrar. Nokta. Şimdi Ercan hocam yaz. Kişiler. Nokta. Oğuz hocam gelsin. Bunlar benim çok önemli hocalarım, çok değer verdiğim insanlar. Şimdi for each'i açtım.
Hatta for fark etmez ama for iş daha çok iyi performans açısından da. Genelde for iş kullanırız. Biz de kullanırım. Şimdi tipi string olduğu için string yazalım. Şimdi item. Şurada kişilerdi. Kişiler dedim. Yazdır bakalım. Kişiler. Değilelim bakalım. System collection array list. System collection array list yok mu yoksa sildik mi biz? Array list. System collection. Niye öyle bir şey yaptı? Niye böyle bir şey yaptı anlamadım. String item pardon çok özür dilerim. Ben niye buraya kişileri yazdırdım ki? Item şu. Bir şey yok. Sadece bu kadar. Başka şeyler de var aslında da ona da yavaş yavaş geçeceğiz inşallah. Hani şey var mesela şöyle de bir şey var aslında onu da yapalım bakalım. Şöyle bir kapatayım şunu. Şunu anladınız inşallah. Şimdi şöyle de bir şey var. Şöyle de değer atlayabiliyorsunuz. String diyelim. Hep string diyorum aslında ama neyse. İkinci iki boyutlu şeylerde sürekli in kullanıyoruz. Şu dizi bir olsun bakalım. Eşittir. Bakın. Parantez açtım. Kapattım. Açtım. Kapattım. Açtım. Kapattım. Bir kapattım. Şu başa geldim. Bir açtım. Şu. Ve şurada değerimi atıyorum. Bakın. Hatta bu farklı bir şey. Şunu diğer derste öğreteceğim size. Diğer videoda. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela şu dizi 1'e şunu aktarabilirsiniz. Para şey tırnak 1. Virgül. 2. Tekrar virgül. Şu. 3. Şu. Şimdi for döngüsünü açalım. Bu sefer kodum. Sıfırdan başlasın. Zaten diziler hep sıfırdan başlıyor. Unutmayın bunu. Nereye kadar? Dizi mesela şey var. Ne diyelim? Dizi bir olsun bakalım. Bak, muhakkak bize bir hata verecektir. Control dizi bir nokta şey açtım şunu köşeli parantez i nokta toString. Şurada bir hata verecek bana. Şuna bir 3 diyelim bakalım ne olacak. 3 dedim şuraya. Çalıştırıyorum. Hata vermedi. 0, 1, 2. Şuna 2 diyelim. Hatta 1 diyelim. Bakın sadece 1 yaz. Şuradaki değer kaç tane ise mesela bu daha çok olabilir. Şöyle de olabilir. Peki. Tamam filan. Şöyle olabilir mesela. Bir sürü şey olabilir. Şu. Bir sürü şey olabilir. Bunu tek tek saymak yerine şunu kullan. Şunu sildim. Dizi bir nokta link. Bu kadar. Dizinin sonuna kadar. Çalıştırıyorum. 1, 2, 3, tekin harcın olsun. Sefer de söylemeyelim, yazalım. Hepinize kolay gelsin.